Şimdi önemli bir foruma döneceğiz. Küresel posta sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri UPU Dünya CEO Forumu İstanbul'da düzenleniyor. Muhabirimiz Sinem Yöndem'in konuğu Dünya Posta Birliği Genel Müdürü Bishar Hussein. Sözü onlara bırakalım. Dünya Posta Birliği'nin düzenlediği Dünya CEO Forumu İstanbul'da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından 60 ülkeden sektörün önde gelen CEO'ları İstanbul'da buluştular. Sektörün geleceğini, yapılabilecek işbirliklerini konuşuyorlar. Biz de Dünya Posta Birliği Genel Müdürü Bishar Hüseyin'e soracağız. Şimdiye kadar neler konuşuldu, işbirliği anlaşmaları var mı ve sektörün geleceğinde neler olacak? First of all, thank you very much. I know you're having a very busy day. Katıldığınız için çok yoğun bir gün biliyorum. Temel olarak konuşulan konular neler forumda? Odak noktası acaba bizler burada oyunumuzu nasıl yükseltebiliriz posta sektöründe? CEO'lar olarak posta sektöründe küresel olarak bir araya geldik. 60'dan fazla CEO burada. Ve bu forum esnasında posta sektöründeki zorluklar neler, fırsatlar neler bunları görüşüp konuşuyorlar ve bir network, bir ağ oluşturmuş oluyorlar. Daha iyi nasıl hizmet verebiliriz bunu görüşüyorlar. Peki en büyük zorluklar neler? Her ülke aynı değil, her ülkenin farklı zorlukları var elbette ama temel sorun acaba teknolojiyi nasıl tedarik edebiliriz ve bu teknolojiyi de hepimiz için nasıl yararlı hale getirebiliriz, nasıl daha elverişli ve herkese ulaşabilecek bir posta servisi sağlayabiliriz, asıl zorluk bu. Siz dediniz ki 60'tan fazla CEO katılıyor foruma, işbirliği görüşüldü mü ülkeler arasında? Tabii ki bu forumun zaten temel amacı CEO'ların bir araya gelerek fikir teatisinde bulunmaları ve işbirliğini derinleştirmeleri. Elbette bu tür forumlarda CEO'ların birbirleriyle anlaşma imzaları, imzalamaları ya da ikili sorunların çözümünde adım atmaları veya iyi fikirler ortaya koymaları, stratejiler ortaya koymaları olağan dışı değil. Bu tür tartışmalar, görüşmeler oluyor elbette. Teknoloji muhtemelen bütün sektörler açısından çok önemli ama posta sektörünü nasıl etkileyecek? Teknoloji tabii ki hayatı kolaylaştırıyor. Bizler teknolojiden korkmuyoruz. Daha iyi hale getirmek için teknolojiyi kullanıyoruz hizmetlerimize ve bu bağlamda dijital iletişim olsun ya da verilerin ulaştırılmasında, iletilmesinde olsun en son teknolojiyi kullanıyoruz. Teknoloji dolayısıyla büyük bir gereklilik, süreçlerin değişmesi gerekiyor. Kullandığımız araçların değişmesi gerekiyor. Ya da dronların, kullandığımız dronların, bütün teknolojik araçların değişmesi gerekiyor. O açıdan bakıldığında posta sektöründe hizmetin geliştirilmesi açısından son derece önemli yeni teknolojinin kullanılması. Bu aynı zamanda büyük bir yatırım demek değil mi? Elbette yatırım bunun bir parçası. Diğer türlü teknolojiye ulaşamazsınız ama ödemeniz gereken bir bedel de bu. Yani büyük bir yatırımın olması lazım daha iyi hizmetin verilebilmesi için. Diğer türlü çünkü mümkün değil. Yani hızlı, güvenilir hizmet sağlamanız lazım ki yatırımcı da size gelsin. Dolayısıyla bu bir döngü. Yani ne kadar iyi hizmet verirseniz yatırım, o kadar iyi yatırım gelir. Çok çok teşekkürler Sayın Hüseyin. Bishar Hüseyin, Dünya Posta Birliği Genel Müdürü sorularımızı cevapladı. Dediğimiz gibi Dünya Posta Birliği'nin Dünya CEO Forumu İstanbul'da yapılıyor. 60 ülkeden CEO'lar burada toplantılar yapıyorlar. Ne tarz işbirlikleri yapılabileceğini konuşuyorlar. Tabii ki teknoloji her sektörü olduğu gibi posta sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Bu anlamda hangi yatırımların yapılacağını, dönüşümün nasıl olacağını konuşuyorlar diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.